sorry. Where is the 369? Ah, the transplantation room. Just here on the left. Okay? Thanks. Merhaba, ben Ela. Doktor hastanede bir memleketin var deyince tanışmaya geldim. Ne de olsa gurbet elde dayanışmak gerek. İngilizcemin pek parlak olduğu söylenemez. Kafasını gözünü yara yara konuşuyorum geride. Türkçe konuşmaya hasret kalmışım valla. Bir de ne var biliyor musun? Adamlar resmen don yağı gibi. Bir espri yapıyorsun, tüyere bakar gibi bakıyorlar yüzüne. Adana neymiş ha? Doktor öyle tuhaf bir isim söyledi ki ne dediğini bir türlü anlayamadım. Amma konuştum değil mi? Başım dönmüştür herhalde. Bir de Türkçe konuşma fırsatını bulunca fazla kaçırdım. Biraz da sen konuş bakalım. Ne hakkında? Ne olursa. Kendini anlat mesela. Adım Ömer. Onu biliyorsunuz zaten. 32 yaşındayım. Mühendisim. Yarışma programına çıkmış gibisin. Oldu olacak hobilerinden de söz et. Okumayı severim. Yürümeyi de. Türk müziğine bayılırım. Eskilerine ama. Sonra çok iyi yüzerim. Yüzerdim yani. Ama. Evet ama. Bildiğiniz gibi işte. Doktor söylemişti. Kansermişsin. Lököz. Ne kadar rahat söyleyebiliyorsunuz. Alışılıyor zamanla. Benim de içimde bir numara var. Bayağı da ciddi bir numaraymış. Ama iyi bir yanı var. Bulaşıcı değil. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Doktoru sıkıştırıp dersin sonuna geldiğimizi itiraf ettirdim. Sen ne zaman dönüyorsun? Bilmiyorum. Bir süre daha buradayım sanırım. İstanbul'a gelince beni ara. Mutlaka ara ama. Buradaki doktorları senden başkasıyla çekiştiremem. Ver miyiz? How could I say? Adam bir bel daha çekince dayanamayıp sinirleniyorsun tabii. Neyse. İstanbul'da bol bol konuşuruz bunları. Ver Mr. Ömür. İşte telefonum. Aa, adımı yazmayı unuttum. Unutacağımı sanmıyorum. İyi. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Dr. Robert Smith to reception please. Dr. Robert Smith to reception please. Physiotherapist to pediatric ward for major road accident.
gördün sen de nasıl bakıyordu bana. Kolay değil ama çocuğu olacak diye sevinirken. Nasıl paniğe kapılmıştım. Babasız bir çocuğu büyütmek tek başıma. Biliyorum güzel kızım, biliyorum ama. Haber vermeden aldırdım değil mi? Ne söyleyecektim? Şaşkınlıktan, korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Hadi yavrum. Bak Ömer de perişan. Kendi acısı yetiyor zaten. Hadi güzel kızım. Ama benimle konuşmuyor. Bana sanki her şeyin suçlusuymuşum gibi bakıyor. Parmağından yüzünü çıkarmış, fark ettin mi? Sabredeceksin evladım. Başka çaresi yok. Sabır mı? Sabır evladım. Sabır. Ya ben ne olacağım? Kimmiş de o? Annem arıyorlar. Anne telefon, anne. Efendim? Bilmem tanıyacak mısınız, ben Ömer. Merhaba Ömer. Tanıdım tabii, tanımaz mıyım? Çok şaşırdım. Ne zaman döndün? Sen son derse gelmiştin. Ben galiba mezun oldum, hem de birincilikle. Kutlamaya ne dersin? Boğaz'da bir yemek iyi midir? Kötü müdür? Akşam 8 iyi mi? Ne akşamı? Hemen. Yanlış. Bak do, la, si, do. Peki. Heh. Gidiyor musun? Evet tontonum, bir arkadaşım aradı. Sarma da yapmıştım sana, hay Allah. Biliyorum, benim için bir şeyler yapmaya çabalıyorsun. Ama ben öyle hainim ki avcunun içinden uçup uçup gidiveriyorum. Bazen yaptıklarımı fark etmiyorum bile. Öyle deme. Hainlik insanın fark ettiği halde umursamamasıdır. Sen öyle değilsin. Kapına sığamıyorsun. Anasının kızı. Sen de şu halime baksana. Sarma yapmaktan, toz almaktan başka işe yaramayan yaşlı kadının biriyim ben. Nerede o deli rüzgarlar? Merhaba. Merhaba. Neredeyse tanımayacaktım. Çok şıksın. Takım elbise de hastanedeki deli gömleğinden daha iyi duruyor üstünde. Sen de çok şıksın. Ben hayatımda şık olmayı beceremedim. Hani güzelsin de sen neyse. Yalan olsa bile. Yok rica ederim. Öyle olduğunu biliyorsun. Bu kadar moralleşme yeter. İnşallah et vardır. Balık sevmem. Erzurumlu olduğundan mı nedir? Seni İstanbullu sanıyordum. 25 yıldır İstanbul'dayım da ondandır. Sen neresin? Doğma büyüme buralı. Hayret. Bak ben de seni İstanbullu sanmıyordum. Neden? Bilmem. Pek sıkılgan bir halim var. Belki de ondandır. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Nereye gidiyoruz? Ha 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 ha!
Işık! Işık! Karanlık. Karanlık. Korkuyorum. Korkuyorum. Karanlığı seviyorum. Korkuyorum Ömer. Korkuyorum. Geçti. 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 Yat. 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 Yok. Yok. Uyan, uyan ey gafil. Sabahları pek sevimsizmişsin. Sen de çok gürültücü. Evet, şimdi biraz adama benzedin. Suratsız şey. Hadi fırla bakalım. 5 dakika sonra sofrada olmalısın. Ha, lütfen normal bir insan gibi giyin. Sabah sabah seni karşımda takım elbiseli, kravatlı falan görecek olursam olacaklardan sorumlu değilim. Yakışıklı bir adamla kahvaltı masasına oturmak üzereyim deyince rahatladı. Aslında çok matrak biliyor musun? Başka zaman olsa belki bozulurdu. Şimdi azıcık mutlu olurum falan diye sesini çıkarmadı. Neyse, anneme yalancı çıkmayacağım. Bayağı yakışıklısın şu halinle. Kapıcıyı aldırttım. Tontonum ne yapacağını, bana nasıl davranacağını kestiremiyor. Annem, normal davrandığını sanıyor. Ama bir görsen. Sahneye yanlışlıkla çıkmış amatör gibi. Üstelik fecisi trajedi oynandığını sanıyor. Oysa oyun komedi. Hoş, ben de amatör gibiyim ya. Bunca yılın tecrübesine rağmen. Seyrettin beni sahnede. Ya birkaç oyunda seyrettim. Buna rağmen tanımadın. Efendim? Hastanedeyken diyorum. Tanımadın beni. Tanıyamazdım ki. Çok değiştim, doğru. Yok, onu demek istemiyorum. Sen, başkaları, yani oyuncular. Sahnedeyken sanki bu dünyaya ait değil gibisiniz. Perde kapanınca da uçup gidiverirsiniz. Hayret. Sahnedeyken neredeyse aynı şeyleri düşünürdüm. Işık seni aydınlatır. Kendini görürsün. Diğer oyuncuları görürsün. Gerçeksindir. Ama seyirciyi göremezsin. O karanlıkta öylece oturur. Seyirci aslında var olmayan bir yüzdür. Çok sevdim bu lafı. Ya alkışlar? Onlar gerçek değil mi? Doğru. Alkışlar gerçektir. Perde kapanınca uçup gitmeyeceğini bilerek alkışlamak isterdim seni. Yazık. Kaçırdın o fırsatı. Neden? Neden mi? Senin anlayacağını sanırdım. Tiyatrodakiler de öyle söylemişti. Sana bu rolü acıdığımız için verdiğimizi düşünmüyorsun herhalde şekerim. Sen bir oyuncusun. Senin en büyük özelliğin bu. Leyla'nın yanıtı. Ah Tanrım.
Ne güzel. Muhteşem bir jübile olacak. Herkesin gözü yalnız benim üstümde olacak. En güzel oyunumu oynayacağım. Gücümün son kırıntılarını yalnız tiyatro uğruna harcayacağım. Vay, ne cesur kadın bu be diyecekler. Sonuna kadar, sonuna kadar kopmadı sahneden. Alkışlar, alkışlar ve perde. Hani alkış? Ben de oyundayım. Abi. Neden haber vermedin? Londra'yı aradık, hastaneyi. İki gün önce ayrıldı dediler. Gidip bir... İyiyim, iyiyim. Ela kardeşim Sedat. Merhaba. Memnun oldum. Kahvaltı etmediysen... Teşekkür ederim, etmiştim. Ben, yani biz babamla abimi merak etmiştik de... Gidip bir... İyi ettin. Otursana. Biz de herkesi merakta bıraktık galiba. Hiç değilse bir çay içseydin. Ben getiririm. Yok canım, ben koyarım. Hı. Hem sen bu arada kardeşini beni tanıtırsın. Ama çok heyecanlı bir öykü. Dinlemezsen çok şey kaybedersin. Benden söylemesi. Elma deyin de çıkayım. Rezalet değil mi? Neden bilmem ama bir türlü tertipli düzenli olmayı beceremedim. Bulunduğum her yeri dağıtırım böyle. Yo, ona bakmıyordum. Farkında bile değildim. Öylesine işte. Sahi mi? Demek yeterince dağılmamış. Senden mi etkilendim nedir? Abin hep böyle miydi Sedat? Nasıl yani? Böyle işte. Ağırbaşlı, ciddi. Bilmem ki. Galiba. Ömer, hadi bu defa sen mutfağa git de biz seni çekiştirelim. Yanımda konuşun. Neyi merak ettiğini bilmek isterim. Ayrıca kardeşimin beni nasıl tanıdığını da. Pekala. Benim için fark etmez. Öyleyse soru bir. Ömer karısına aşık mıydı Sedat? Tamam. Ben bir şey söylemedim. Kulüsten replik karıştı. Ben gidiyorum. Yine görüşelim, olur mu? Söz. Bir daha öyle soru moru yok. Başka şeylerden konuşuruz. Sıkılmazsan tabii. Ne münasebet. Sizi tanıdığıma sevindim. Gerçekten sevindim. Hadi hoşça kal. Ne zaman ararsın? Bilmem. Ararım herhalde bir ara. Sen şu ceketini ya. Abi, babamı görmeye gelirsin değil mi? Hı? Tabii. Biliyorsun, yumuşak görüneceğim korkusundan ne arar ne sorar. Oysa öyle özledi ki seni. Ben de onu çok özledim. Sen de bunu söyleyemezsin değil mi? Artık söyleyebilirim gibi geliyor. Biraz kilo almışsınız sanki. Aylardır tartılmadım ama galiba aldım. Hayır hanım, işin kolayını buldu çünkü. Dayı yorma kaymayı patatesi. Uğraşıp durma kadıncağız da. Uğraşmak mı? Ben ne yaparım Hayri hanımsız? Ve makarnasız. Yalan değil. Nasıl geçti yolculuğun? Fena değildi, rötarsız geldim. Sizi çok özledim baba. Masal Fuat Özkan programımızın sonuna dek bizlerle birlikte olacak.
Hülya Koçyiğit'in sinema dünyamızdan bu haftaki konukları iki genç oyuncumuz, Meltem Doğanay ve Hakan Ural. İyi günler beyefendi. Çok güzel Avrupa mutfak eşyalarımız var. İstemez hanımefendi. Bir baksaydınız belki İstemez. Eşiniz... İstemez, teşekkür ederim. Peki, rahatsız ettim. İyi günler efendim. Rahatsız ediyorum. Ela Hanım'ı rica edecektim. Ben Ömer efendim. Ela Hanım'la Londra'da tanışmıştık. Evet, evet. Anlamadım. Hayır, bilmiyorum. Ben de 3 gündür görmüyorum kendisini. Peki nereye gitmiş olabilir? Evet, tabii tabii ararım. Gelirse hemen ararım, siz de lütfen. Yok, üzmeyin kendinizi. Tiyatrodan bir arkadaşına falan gitmiştir. Kötü haber tez ulaşır derler, üzülmeyin lütfen. Peki. Peki, teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Aptal kız. Bencil. Çok sevindim. Teşekkür ederim aradığınız için. Peki nerede olduğunu söylemedi mi? Neyse, içiniz rahatlamıştır. Tabii efendim. Önce buraya gelirse ararız sizi. Yani aratırım. Peki. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ ol. Teşekkür ederim.
Efendim. Merhaba. Ela? Neredesin? Burada deniz harika. Doğrusu sırf bütün bu yolu denizi seyretmek için gelmeye değer. Yok, değmez. Günlerce meraktan, endişeden çıldırmaya da değmezmiş aslında. Annenin gözyaşlarına da. Bu kadar olay yaratacağını düşünmedim. Düşünemedin demek. Öyle ya, sen başkalarına hesap vermek zorunda değilsin. Haber vermek zorunda da. Yalnız kendine ait bir insansın. Öyleyim. Beraber olduk diye sana ait olduğumu mu sanmıştın? Ait olmak. Seni hiç öyle görmedim ki ben. Yalnızca bir şeyleri paylaştığımızı düşünmüştüm. Saatlerce dalgalara baktım. İnsanları seyrettim. Her şey farklı. Onlar kumlara basıyorlardı. Bense kumları, dalgaları hissediyordum. Doğum günümdü. 10 yaşına giriyordum galiba. Suratından düşen 1000 parça gibi. O gün annemden müthiş bir papara yemiştim. Ben mavi elbisemi giyeceğim diye tutturmuştum. Annem izin vermemişti. Bütün gün inadımdan surat astım. Resim çekilirken bile gülmedim. Az inat değildim hani. O elbiseyi bir daha hiç ama hiç giymedim. Ne yapayım? Sevmediğim şeyleri yapmak zorunda olmaya dayanamıyorum. Ne tuhaf değil mi? Bir resimle, o resmin öyküsüyle karşındakini nasıl da çözüyorsun? Asıl insan nasıl anlaşılır sana söyleyeyim mi? Bana ceketini, ceplerini göster. Sana nasıl bir insan olduğunu söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Kişiliğini ortaya koyuyorum canım. İşte Ömer Bey. Düzgünlük timsali. Bir mendil. Bir anahtarlık. Bir cüzdan. Paralar ütülü mü? Ne can sıkıcı adamsın Ömer. Ve bir mektup. Ver o mektubu bana. Neden? Gizli bir aşk mektubu mu yoksa? Hastaneden geldi. Ela, ver lütfen. Hayır, okuyacağım. Neden saklamak istiyorsun? Ne oldu? Yatman gerekiyormuş. Niye gitmedin? Ne kadar zaman geçmiş? Manyak mısın sen? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Ölümsüzlüğünü mü? Hiçbir şey kanıtlamaya çalışmıyorum. Neden peki? Söylesene, söyle kahrolası, neden? Çünkü bir kez daha hastaneye yatmak istemedim, bu kadar basit. Basitmiş. Aptal, deli. Hastaneye yatmazsan hasta olduğunu unutacak mısın? Yoksa hücrelerini mi kandıracaksın? Anlamıyor musun sahiden? Gerçekten anlamıyor musun? Hastaneye, bütün o teferruata bir kez daha dayanmak istemiyorum. Orada öyle yatmak. Sanki bedenini daha şimdiden sana ait olmaktan çıkmış gibi oyuncak etmelerine izin vermek. Tamamı seyretmek. Bir ay daha mı uzatacaklar yoksa 2 ay mı? Ya sonrası? Düşünmedin mi sanıyorsun? O arada ben gidersem diye mi düşündün? Evet. Biz. Yani durum öyle farklı ki. Sen belki de böyle olmasaydın. Bilemiyorum. Artık benim için ne kadar kaldığı önemli değil. Yaşamak istemiyor musun? Benim de istediğim tam bu işte. Yaşamak. Ne kadar sürerse sürsün gerçekten yaşamak. Ölüme yaklaştığımı değil, yaşadığımı hissederek yaşamak. Benim için yapıyorsun bunu değil mi? Hayır. Kendim için yapıyorum. Ve galiba ilk kez kendim için karar vererek bir şey yapıyorum. İlk kezlere bayılırım. Bunu kutlamamız gerek. Evet. Kutlamalıyız. Bir ilk kez daha yaşamak ister misin? Hem de nasıl?
yaklaştığım kadın var ya. Evet, şu arkadaki. Tanımanız müthiş bir kadın. Bir oturuşta bir şişe verir, bana mısınız hemen? Güzel. Biliyor musun bir keresinde? Burada da mı buldun? Nerede Doğa? Yukarıda uyuyor. Uyumaya da devam edecek. Hem benim de oğlum o. Yarın okulu var. Birkaç gün gitmeyiversin. Lütfen seni. Sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Bırak da. Sarhoşum tabii. Daha da içeceğim. Ne yani? Ölmeye yalnız senin mi hakkın var? Bu da benim geberme biçimim. Bağırma lütfen. Doğa duyacak. Duysun. Fena mı? Anasının babasının ne mal olduğunu görür. Çocuğa yalan söyleyemeyiz Semih. Söylemeyelim biz de. Uyansın, duysun. Hem sevgilini de tanır. Hoş belki tanıtmışsındır. İşte cici baban yavrucuğum. Çirkinleşme. Niye çirkinleşiyormuşum? İşte hep savunduğun gibi doğruları konuşuyorum. Beni o karnının koynunda yakaladığın için... boşandığımızı anlatmadın mı oğluna? O kelimelerle değil. Kelimeler, kelimeler. Bayılırsın kelimelerle oynamaya. Ne fark eder ki? Ben de şu jigolo kılıklı sevgilinden erkek arkadaşın diye bahsederim. Mesele kelimelerse. Bakın beyefendi. Oo, beyefendi diyor. Şuna bak, ben dürüstüm oğlum. Senin hakkında düşündüğümü pat diye söyleyiverdim. Hadi, hadi sen de söyle. Korkma, boğazına sarılmam. Beyefendiymiş. Söylenecek çok şey var ama ben seçimi size bırakıyorum. Bravo, bravo. Akıllıymış da. Aldırma lütfen. Bırak da ne yapacağına kendi karar versin. O kadar büyüyüp erkek olduysa tabii. Sahi niye bununla berabersin? Ölmek üzere. Galiba senden de yaşlı. Belki erkekliğin bu kadarına yetiyordur ha. Seni. Tam isabet. Hesap vermek zorunda değiliz Ömer. Gidiyoruz bu çöplükten. Al götür. Götürün. Cehenneme kadar yolunuz var. Götürün. Yalnız bırakın beni. Hiçbir şeyi beceremedim ben. Babalığı da, ölmeyi de. Sen öleceksin. Herkes sana acıyacak. Kahraman olacaksın. Ama benden nefret edecekler. Sanki ben öldürmüşüm gibi benden nefret edecekler. Senden nefret ediyorum. Öleceğin için nefret ediyorum senden. Seviyor musun? Başlangıçta. Sonra... yo değildi. Kurtulmuştum. Geldiğin için teşekkür ederim. Lütfen teşekkür ederim. Hoşça kal. Of.
Ömer Bey'i aramıştım. Evde yoklar mı? Maalesef yoklar hanımefendi. Dün Fransa'ya uçtular. Ama arzu ederseniz ben ilgilenebilirim sizinle. Ne yapalım? Siz de fena sayılmazsınız. Şöyle buyurun. Sevgililerim teker teker toz olmuşlar. Listedeki son isim Ömer Bey'di. Ama şansa bakın ki o da gitmiş. Yeni bir liste yapmanız gerekecek herhalde. Herhalde. Kağıt kalem verebilir misiniz? Tabii hanımefendi. Mersi. Listeye alındınız. Hem de birinci sıraya. Teveccühünüz. Bunu kutlamak için bir kadeh bir şeye ne dersiniz? Bir bardak su rica edeyim. Sek olsun lütfen. Memnuniyetle. Ela ne oldu? Ne var? Çıkalım bu evden. Bu evden nefret ediyorum. Ne dedin anlamadım. Bu evden nefret ediyorum dedim. Bir ev tutalım. İçine bütün sevdiğimiz eşyaları dolduralım. Duvarın her birini başka bir renge boyayalım. Tavana avize yerine balonlar asalım. Çocukken yapmak istediğimiz ne varsa hepsini yapalım. Delisin sen. İyi ki delisin. Harika. Beğendin sen? İsterseniz kontrat yapalım. Yapalım. Demiş miydim daha önceden bir seneye fazla kontrat yapmıyorum. Kabul. Baktık ki anlaşıyoruz. Tamamdır. Hoş geldin. Merhaba. İyi görünüyorsun. İyiyim. Sağ ol.
Oturmayacak mısın? Ben yalnız... Buzdolabı tam takır. Çıkıp bir şeyler alayım. Aysel, ben yalnızca eşyalarımı almaya geldim. İnşallah tüp de bitmemiştir. Aysel, Aysel lütfen durumu daha da zorlaştırma. Zorlaştırmak mı? Ben evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorum. Sense karşıma geçmiş ne diyorsun? Kurtarılacak nesi kaldı evliliğimizin? Hayır, böyle bitmez. Karınım hala. Kocamsın sen. Evliyiz biz. Ve evlilik böyle. Bir olayla bir anda bitecek bir şey değil ki. Yıllarca bekledik birbirimizi Ömer. Yıllarca bu evliliğe hazırlandık. Yoksa, yoksa dost var da çok uzaksa, bir garip durgunlukta ki nasıl unutur? Şimdi orada iç karartan bir bulut çökerken üzerine iç, kendi iç aydınlığına tutunur. Şimdi orada flütünden ezgiler ki nasıl unutur? Bir büyük mutluluktur. Şiiri çok severim ama kesinlikle ezberleyemem. Halbuki tiyatrocuyum değil mi? Öyle zamanları olmuştur ki yüzlerce sayfalık metinler ezberlemişimdir. Ama bir tek şiir ezbere biliyorum. Yeni yeni inciyim, güzellikte birinciyim. Beni sorarsanız annemin biriciyim. Ben onu bile bilmiyorum. Ne kadar ciddisiniz siz iki kardeş. Babanız pek mi sertti? Sert denilir mi bilmiyorum. Hiç bağırmazdı çünkü bize. Hiç de gülmezdi. Hemen hemen hiç yani. Babam gülsün, bizi beğensin, sevsin diye az mı uğraşırdık? Cici çocuklar olmuyor değil mi? Evet. Ama abim ne yapacağını, ne yapması gerektiğini hiç de sormadı babama. Ama hep onun istediklerini yaptı. Ya sen? Ben ne de olsa evin küçüğüydüm. Daha az göz altındaydım. Ama abim... Bir şiiri daha ezbere biliyormuşum. Küçüktüm, ufacıktım. Ev taşıdın, acıktın. Hatırlıyor musun bu kolyeyi aldığın günü? Nişan günümüzü kararlaştırmıştık. Seni çok mutlu edeceğim demiştin. Ya bunu? Evlendiğimiz ilk gün takmıştın koluma. Ağlamıştın mutluluktan. İlk erkeğimdin sen benim. İlk öpen, ilk okşayan. Hayatımızı anlatıyorlar. Yaşadıklarımızı. Hayaller kurardık. Eyfel Kulesi'nde yemek yiyecektik mum ışığında. Dans edecektik. Farkında mısın Aysel? Belki bir saattir konuşuyorsun ama bir kez bile söylemedin. Neyi? Sevdiğini. Bütün bunlar o anlama gelmez mi? Hayır, hayır. Eri değil mi? Bırak öyle kalsın. Yoruldun galiba. Bugün epey iş başardık doğrusu. Baksana, Ömer Bey eşyalarımı almaya gidiyorum deyip tüydü. Kaç saattir yok ortada. İşten kaçtı kerata. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Yarın bütün eşyaların yerlerini değiştireceğim. Nasıl? İşin bittiğini anladı da geldi. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Olur. Yarın Sedat'la değiştirirsiniz. Ben eşyalarımı almaya gideceğim.
Yeni evi kutlamak için bir şeyler hazırlamıştık. Değil mi Sedat? Ama salata seni bekliyor. Bir müzik koysana. Tabii. Günaydın. Ay. Yine sabah olmuş. Sana çay getirdim. Ne güzel bir rüyaydı. Çok hoş bir rüya görüyordum. Dans ediyordum. Çalmayan bir müziğin eşliğinde. Çıplak ve güzeldim. Çok mutluydum. Niye bilmiyorum. Rüyalarında insan kendini hiç sorgulamaz değil mi? Çünkü her şey mümkündür o. Ama sonra sabah olur. Biri gelip seni uyandırır. Evet. Ya sonra? Sonra o biri bir şeyler söylemeye çalışır. Keşke susarak konuşmak mümkün olsaydı rüyalardaki gibi. Ama uyandık. Dün... Evet, dün. Aysel evdeydi, dönmemi istiyor. Ya sen? Dönmek istiyor musun? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama en azından bugün gideceksin. Elbette. Elbette. Sesinde öfke mi var, yanılıyor muyum? Öfke mi? Yok canım. Niye öfkelenecekmişim? Karın çağırınca elbette gideceksin. Bunda öfkelenecek ne var? Haksızlık ediyorsun. Aysel'i hiç var olmamış gibi silip atamam hayatımdan. Gitmek ve dinlemek zorundayım. Birbirimize en azından bunu borçluyuz. Borçlar. Senin gibiler pek düşkündür borçlarına. Hiç aksatmazlar. Ne koltuğun borcunu unuturlar ne de karılarına karşı olan görevlerini. Değil mi? Bu konuyu kapatalım lütfen. Yoksa çok tatsız bir yere varacak. Konuşmayalım. Neden? Karınla konuşabildiğine göre benimle de konuşabilirsin. Ama doğru ya, bana borcun yok. Ben kimim ki? Ölür ayak yoluna çıkan bir kadın. Kıyıya vuran kon dalga. Kendini acıyan kadın rolü sana hiç yakışmıyor. Ne biçim insansın sen? Kavga etmeyi bile beceremez misin? O düzgün suratın arkasından çık. Bağır, çağır, tepki göster. Gerçek insanlar gibi. Pekala. Kavga edelim. Gerçek insanlar gibi gerçek bir kavga. Ama önce bana bir bak. Dosdoğru yüzüme. Beni gör. Gerçek Ömer'i. Görmek istediğin Ömer'i değil. Hoşuna gitmeyen, sana uymayan yanlarıyla. Sen kıyıya vuran son dalgasın belki. Ya ben neyim? Sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Niye burada olduğunu bilmeyen bir erkek. Peki sen biliyor musun niye burada oldun? Bu ona olmasaydı benim gibi bir erkeği ister miydin yanında? Ya da hoşuna giden, hayattan vazgeçmiş bir erkeği ayağa kaldırıp ona yeni bir hayat bahşetmiş olman mı? Ama nasıl bir hayat? Eski Ömer yok! Eski Ömer'den hiçbir iz yok! Hadi gel! Sustur beni! Düzgünlüğümü paramparça et! Hani o hep küçümsediğin düzgünlüğümü? Hala parçalanmamış bir şey bulabilirsen tabii. Gerçek insanlara benzeyebildin mi? Merhaba.
Merhaba Sedat. Gel içeri. Ömer yok. Biliyorum. Aysel'le. Beni avutmaya geldin öyle mi? Yok hayır. Çıkıp bir yerlere gideriz diye düşünmüştüm. Azıcık laflarız. Çok yorgunum Sedat. İnan. Bir düşün. Deniz kenarı. Sandallar. Nefis bir balık. Ve ağzından çıkan her kelimeyi dinleyen bir adam. Olur. Bir gün çok eskiden bir kadın falıma bakmıştı. Denizden sakın, ölümün denizden gelebilir demişti. Yıllarca vapurla Kadıköy'e bile gidememiştim. Sahi mi? İkinci kısmı palavra. Fala inanmam ki. En azından o yıllarda inanmazdım. İhtiyacım yoktu falan. Her şeyim vardı. Ölüm uzakta falan. Hem yarını bilmeye kim ister ki? Gerçekten bilmeye yani. Sen benden daha kırık döküksün bugün. Neden? Sana öyle gelmiştir. Yok bir şey. Anlatmak istemiyorsan anlatma. Ama yok bir şey diye yalan da söyleme. Dün gece mehtaba dalıp seni andım. Öyle bir an geldi. Çok mu seviyorsun onu? Kimi? Her kimse. Seni böyle kırıp dökeni. Sorun ciddi galiba ha? Boş ver. Ben boş veririm. Zor da olsa çenemi bile kapatırım. Ama aslında sen boş ver. Biliyor musun? Aşk bazen kırılmaktır. Bazen savrulup gitmektir. Ama çok ender mutlu olmaktır. Aşk bazen asla sahip olamamaktır değil mi? Evet canım. Beni hiç tutkuyla sevdin mi? Hiç değilse başlardım. Sanırım. Emin değilsin demek. O kadar çok geçtik. Neden böyle oldu Ömer? Evet. İyi bir eğitim. Ailelerin onayladığı bir eş. Güzel bir ev. Ne kadar uygunduk. Her bakımdan. Herkes nasıl yakıştırırdı bizi birbirimize. Aynı şeylerden hoşlanır. Aysel. Biz hiç seninle salonda yerde seviştik mi? Seviş o zaman benimle. Burada, yerde. Bunun adına sevişmek mi diyeceğiz gerçekten? Ne dersen de. Ama beni suçlama. Yalnızca beni suçlama. O kadın değiştirdi seni. Eski Ömer'i hatırlayamayacak kadar değiştirdi. Thank you.
Seviş benimle. Bu acıları hiç yaşamamış olalım. Bir çocuğumuz olsun. İlk çocuğumuz. Bütün bütüne kopma benden. Hiç değilse bir parçanı bırak. Benimsin sen. Benimsin. Sabah mı oldu? Yoksa güneş gece yarısı mı doğmaya karar verdi? Bu güneş değil ki. Ne peki? Gün hiç bitmesin diye dışarı binlerce ampul astım. Sana inanıyorum. İki gündür dadanan satıcılarsa şu halimi görünce pes edip kaçarlar umarım. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Bir adet apartman komşusu. Ne istiyormuş? Bize buyurmak. Anlamadım. Hoş gelmişiz. Eğer bir manimiz yoksa apartmandan bir kaçalım, bize geleceklermiş. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğimi şaşırdım. Bugün biraz kanserim, başka zaman buyurun diyemezdim. Ama o benim halimi görünce benden daha çok şaşırmıştır herhalde. Hay Allah, ben ne yapacağım şimdi? İşte çay da hazır, buyurun. Beyiniz ne iş yapıyordu? Bugünlerde hep evde görüyorum da. Çok mühendis. Ama şu sıralar raporlu. Hasta mı? Evet. Vah vah, neydi hastalığı? Kızamık. Aa, bu yaşta. Aa, benim çocuklar da geçirmedi daha. Çocukken geçirmemiş işte. Ama korkmayın, tabağını, çatalını, bardağını, her şeyini ayırdım. Hatta banyoda yatırıyorum bulaşmasın diye. Banyoda mı? Hı. Küvete bir yatak serdim. Ne mi lazım? Çünkü ben de geçirmemişim çocukken. Ayıptır söylemesi. Bu kızamık ileri yaşta geçirince kısırlık yapmıyor mu? Ayolana kaba kulak derler. Aa, öyle mi? Ne o? Kısırlık yapıyorsa kocanı mı gönderecektin? İyi de olurdu hani. Sizin çocuğunuz yok galiba. Var var. Benim de 4 tane var ama babalarında. Aa. Babalarında mı? Hı-hı. Ya beyinizin? Yok yok. Onun çocuğu falan yok. Aman, ben böyle çocuk mucuk hiç çekemem. Hem zaten onun daha ilk evliliği bu. Ha. Bravo doğrusu komşum. Hani bu kadar şeyden sonra şanslıymışsın. Aa, şansın ne ilgisi var ya? İşini bileceksin. Ne de olsa pavyonlarda insan bu işin de kurdu oluyor. Pavyonlarda mı? Evet, şantözdüm. Ama bu seferki çekti aldı beni. Ne yapalım, biraz da emin kadın olayım dedim. Tabii. Sizin gelmenize de bir sevindim ki. Bizim işte öyle gece komşuluğu falan ne gezer. Artık onun da keyfini sürerim.
Ha, bakın akşamları beylerle falan da ailecek görüşelim. Donatırız masaları, vururuz şişenin dibine. Ya. İnşallah komşum. Allah kısmet ederse. Şimdilik bize müsaade. Epey oturmuşuz ya, biliyorsun. Aa, ne güzel oturuyorduk. Ateş almaya mı geldiniz? Akşam yemeği için hazırlık yapmak lazım. Peki, güle güle. Gene beklerim. Maalesef. Buyurun. Hadi şekerim, vakti kerahat geldi. Ömer. Ömer. Ne oldu? Dalmışım. İlacı fazla aldım da ondan derin uyumuşum galiba. Fazla mı? Neden? Yanlışlıkla. Sonra fark ettim ama. Gitti mi misafirler? Az önce gittiler. Nasıl geçti? İşte. Sıradan iyi kadınlar. Cana yakın. Demek. Evet. Ama onlar beni pek sevmediler sanırım. Neden? Oyun oynadım. Beni pavyondan çekip aldığını söyledim onlara. Aman Allah'ım. Ben mi? Ne zaman uslanacaksın sen? Hiçbir zaman. Seninle birlikte o kadar çok şey öğrendim ki. Daha da öğreneceğim. En yetenekli öğrencimsin. Domuz. Ağzını bozma. Notunu kırarım. Adem, merhaba. Gir içeri kız. Hoş geldin canım. Yorgun görünüyorsun. Aptallık benimki. O kadar çok yürüdüm ki bugün. Daha kapalı çarşıdan buraya kadar yürüyerek geldim. Yoruldum tabii. Yorulmuşsundur. Kendime nefis bir kolye aldım. Çantamda. Baksana. Çok güzelmiş. Çok güzel. Çok da yakıştı. Küpeleri de vardı. Takım. Çok pahalı diye alamadım. Ama aklım kaldı. Yarın gidip küpeleri de alırız. Olur. Yarın. Hem sana da bir şeyler lazım. Bugün baktım ama... Böyle iri bir madalyon var mı? Madalyon mu? O korkunç şeylerden takarsan öldürürüm vallahi seni. Dur ben vereyim. Ne geldi biliyor musun? Bizim tiyatrodaki çocuklara bir... bir yeni ev partisi verelim. Sıkılmazsın değil mi? Neden sıkılayım tabii. Çok hoş olur inan. Gırgır çocuklardır. Hem eminim onlar da seni merak etmişlerdir. Meraktan çatlıyorlardır. Böylece merak edilecek bir yanım olmadığını görürler. Salak şey. Thank you.
Sedat abim dedi ki. Evet. Senin için çok iyi bir insan diyor. Öyle mi? Sence nasıl bir insanım ben? Şekersin. Başka? Komiksin. Seni güldürüyorsun hep. Buna sevindim. Yağmur annesi var ya. Bağırıyor hep. Belki mutsuzdur da ondan bağırıyor. Sen mutlu musun? Evet. Hele senin gibi bir oğlum olduğu için çok mutluyum. Buna sevindim işte. Bugün öğretmeninle konuştum. Senden çok memnun. Matematikten iki soruyu bilemedim. Onu da söyledi mi? Olsun. Bak seni şimdi nereye götüreceğim? Hoş geldin. Babam. Baba Ela. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Baba oğlu oturduk sohbet ediyorduk. Ne güzel. Biz de az önce annemle aynı şey yapıyorduk. Tiyatrodan falan söz ediyorduk. Ela tiyatro oyuncusu. Tanıyorum sizi. Hırçın Kız'da seyretmiştim en son. Çok başarılıydınız. Hırçınlıkta genellikle başarılıyımdır. Yalnız siz mi? Hayat hepimizi az ya da çok hırçın yapıyor. Çocuğunuzun istikbalini düşünerek onu hırpalıyorsunuz. Şımarmasın diye onu sevdiğinizi saklıyorsunuz. Oyunlarda böyle anlar ya bir telefonla ya da ne bileyim başka bir sesle kesilir. Merhabalar. Gel Sedat'cığım. Sahne zamanlaman bir harika. Şunları mutfağa bırakayım, geliyorum. Akşama Ela'nın arkadaşları gelecek. Öyleyse ben kalkayım. Yok, gelenler yabancı sayılmaz. Siz de kalın. Teşekkür ederim yavrum. Ama zaten geç oldu, gitmeliyim. Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, inanın. Ben alırım. Ya. Beni affet. Senden önde olduğumu sandığım için hep kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışmıştım. Abi ben açayım. Sağ ol. Bütün yiyecek bu kadar, haberiniz olsun. Sana bir şeyler vereyim mi? Yok sağ ol, ben sonra alayım. Ne var ne yok tiyatroda? Hep bildiğin gibi işte. Kemal abiyle takışıp duruyoruz yine. Hülya'dan ayrıldıktan sonra iyice canavarlaştık. Provalar da canımızı okudu. Hala oyuna rötuşlar yapıyor. Kusura bakmayın ama o hep canavar. Zamanlar öyle düşünmüyordun ama. Şekerim, erkekler vazo çiçeği gibidir. Önce çok hoş dururlar, iki gün sonra çürürler. Çok doğru valla. Kulağıma kötü olsun. Yine genellere kurban oluverdik, iyi mi? Erkekler şöyledir, kadınlar böyledir. Yahu ne kötülüğümüzü gördünüz şimdiye kadar? Gel evlenelim, iki sene sonra görüşürüz. Tarla koşuydu Juliet diye başlarsın. Onu şimdiden de söyleyebilirim canım. Tutmayın, beni öldüreceğim bu adamı. Senin oğlan da büyümüştür herhalde. Büyüdü. Oh,
Şuraya bak. Orası Sarayburnu. Şurası da Galata. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Unutulmayacak kadar güzel. Hadi bir fotoğrafımı çek. Doğa. Ama benim fotoğraf makinem yok ki. Sana bir sır vereyim mi? İnsan beyni bazen bir fotoğraf makinesidir. O makinenin çektiklerini yalnız insanın kendisi görebilir. Bak, ben senin fotoğrafını çektim. Öyle mi? Evet. Gördün? Şimdi beyninde benim fotoğrafım var artık. Evet, görüyorum seni. Kolyen pek hoşmuş. Kolyen pek hoşmuş diyordum. Ha? Güzel değil mi? Hey. Biliyor musun bugünün gizli konumdu? Doğa iki lafının birinde Sedat abi dedi durdu. Seni ne kadar seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. Biliyorum. Öyle sevmiyorum ki bunu. Ela. Sus canım. Hiçbir şey söyleme. Çok güzel bir gece. Tadını çıkarmaya bakalım. Yalnızca bir tek şey. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür borçluyum sana. Öyle temiz, öyle güzelsin ki. İkide bir elini yıkamak zorunda kalman belli ki yoruyor sana. Hadi gel, içeri gir. Sıkıldın mı? Hayır. Nedense bu gece pek ilginç gelmedi. Seni daha iyi anlayabildim arkadaşların arasında. Sanki bir mozaik taşı daha yerine oturdu. Mozaik tamamlandı artık Ömer. Evet. Biliyor musun? Hastanede odana girmeden önce kim bilir ne gudubetin tekidir diyordum. Görünce ne düşündün? Ne kadar genç olduğunu. Sen de gençsin. Ben yaşlıyım. Çocuksun sen. Çılgın bir çocuk. Büyüdüm artık. Büyümedim de... o çılgın çocuk hala içimde. Ama... artık hazırım Ömer. Bu büyümek değil mi? En güzeli de birlikte büyümemiz. Bu gece beni nasıl buldular dersin? Öyle güzelsin ki.
kolyen elbisene de çok uydu. Hep bu elbisenle tak. Saçlarını da hep böyle tarayayım mı? Bu biçim çok yakışıyor sana. Azıcık çocuksu, azıcık çapkın bir hava veriyor. Senin ilk gördüğümde bir de ne düşünmüştüm biliyor musun? Bu çocuğun bir derdi var. Yok. Başka bir derdi kastediyorum. Sanki hayatı boyunca hiç dolu dolu kendini koyvererek kahkaha atmamış diye düşünmüştüm. Bilmiyorum neden. Ama o anda o kadar emindim ki bundan. Ben bu çocuğa yakınlık duyabilirim diye düşündüm. Bu akşam şarabı fazla kaçırdım. Ben de çok içtim. Sen hangi burçtaydın? İkizler. Ben yengeçim. İkizlerle yengeç anlaşamazmış derler. Üşüyor musun? Biraz. Ortalıkta darmadağın. Yakışıyor Aspa'ya derler. Hep böyle derlerdi zaten. Sen en aykırı şeyleri bile kendine yakıştırıyorsun. İltifat etmiyorsun değil mi? Hayır. Güzel. Az kalsın unutuyordum. Neyi? Seni seviyorum. Biliyorum. Sen. Ben. Sevmiyorum. Sana aşığım ben. Mızıkçı sende. Seni seviyorum.